ekonomik gidişatı soruyordu. Maliye Bakanımız açıklama yaptı. Mehmet Şimşek dedi ki emekliyi de çalışanı da enflasyonu ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ezmedi, ezdirmedi, pestilimizi çıkarttılar. Yani neden öyle? Biz o beğenmediği yıllarda 80'li, 70'li, 90'lı yıllarda bir kişi çalışıyordu. 3 çocuğum vardı, bir de hanımım vardı. Hepsini, onların hiçbiri çalışmıyordu. Gül gibi geçindiriyordum. Bir de para artırıp araba alıyorduk, ev alıyorduk, yatırım yapıyorduk. Şimdi ben 10.300 gün sigortalı primim var. Aldığım maaş asgari ücret 11.200 lira maaş alıyorum. Evim kira değil. Eşimle beraber zor geçiniyorum, zor. Yanlış anlamayın. Abi de eşimi alıp bir lokantaya getirip ya da yanımda bir eşimi, dostumu, akrabamı getirip bir lokantaya sokup yemek yediremiyorum ya. Hangi ezmeden ezilmeden bahsediyor? Recep orada çıkmış 2000 kişiyle sarayda oturuyor. Günlük harcaması 20 milyon lira sarayın. Ondan sonra bir de hanımı çıkmış lise mezunu, bir etkisi yok, yetkisi yok. Dün televizyonda bir sürü ahkam kesiyor Emine Hanım. Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz. Din kardeşim. Kimse kimsenin dinine inancına bir şey söylemiyor. Dini kullananlarla bizim problemimiz. Dini kullananlarla bizim problemimiz ya. Adam menfaat elde ediyor. Cemaatlerin yakın çevresine bir bakın Allah'ını severseniz ya. Hepsi limuzinden geziyor. Yatları var, katları var. Bizim gibi fakire, asgari ücretle geçinen insanlara da cennete 500 sene önce gireceksin diyor. Cübbeli Ahmet mi, Mehmet mi bir tane var. 500 ne yapacağım ben öbür tarafa gidip de? Ne varmış? Huri varmış. Allah belanı versin. Başka orada da mı uçkurumu düşünüyorsun ya? Ya o kadar mı uçkurumu düşünüyorsun arkadaşlar? Ya bak cennet cehennem burada arkadaşlar. Cennet de burada, cehennem de burada. Cennet nasıl burada biliyor musunuz? Sağlığınız yerindeyse, ailenizle, eşinizle, huzurunuz yerindeyse, paranız da varsa cennettesiniz. Öbür dünyada bir şey yok. Eğer sağlığın yoksa, huzurun yoksa, paran da yoksa ha cehennemdesin işte ya. Yok öbür tarafta cehennemde gidecekmişim de. Estağfurullah. Kevser Irmağı'ndan şaraplar akıyormuş. Ben burada içiyorum şarabı. Günahsa günah. Rakıyı burada içiyorum ha. Alayım abi. Bak, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Soru sormayı becerebiliyor isek, benim ilkokulu öğretmenim böyle söylemişti. Soru sormayı biliyor isek doğruya ulaşmamız ya da ulaştığımız doğru o kadar kaliteli olur demişti. Ben İslam inancına sahip bir insanım ama İslam'ın da, yani inancın da, daha doğrusu İslam'ın demeyeyim, kademeleri var. Ben agnostik bir inanca sahibim. Bu ne demektir? Bu Allah vardır, din vardır ama dini kullar bozmuştur. Aynen. Size çok basit bir örneğini göstereyim. Eğer işinizde din inancı olan ve rakamları bilenleriniz varsa Hazreti Peygamber 571 yılında doğmuştur. Kur'an-ı Kerim 69 diyen var, 68 diyen var. Bir saniye. 571 mevcut kayıtlardır. Evet. Kendisine peygamberlik 40 yaşında gelmiştir. Bu da 611 yılına denk gelir. Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiştir. Tamam, topladığınız zaman 634 yılına denk gelir. Kur'an'ın inmesinin bitmesi. Ama Hazreti Peygamber 632'de öldü. Son iki sene vahiy kime geldi? Bana bir söylesenize, Diyanet'in bütün araştırmalarına bakın. Bütün yazılarına bakın. Son iki sene vahiyinin kime geldiğini söyleyen yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın, soruyu bileceksiniz. Bakın bir saniye. Şu anda mevcut hükümetten ben hiç hoşnut değilim. Ben esnaflık yaptım, dispiritörlük yaptım, elemanlarım vardı. Bir sürü kolda gezdim. 24 sene ben gerçekten esnaflık yaptım. Ve ben dükkanımı 1,5 ay önce devrettim. Sattım. Sebebine gelince Türkiye'den ümidimi kestim. Gerçekten işte çocuğum da sorabilirsiniz. Ben biraz önce yurt dışına çıkmak için biriktirdiğim dolardan bir kısmını bozdurdum. Ve Allah nasip ederse önümüzdeki ay içerisinde, yani Kasım ayında ben yurt dışına yerleşiyorum. Ben Türkiye'den ümidi kestim. Ben sana bir örnek daha vereyim. Benim babam Perikrom fabrikasından 41 yaşında emekli oldu. Emekli olduğunda da evi yoktu. Ev satın aldı. Tamam mı? Şimdi ben esnafım. Ben 7000 küsür gün falan ödemişim. Bunun bir kısmı sigortalı olarak, bir kısmı bağkurlu olarak. Geçenlerde yapılandırma diyorum. Erken emeklilik muhabbeti çıktı. Gittik, dilekçe verdik. Ne dediler biliyor musun? Senin bir kısmın bağkurlu. Seni bekleteceğiz. Niye? Ben affedersin, sigortalı 5500 günde emekli oluyor da ben 7000 küsür gün ödemişim. Artı bağkur sigortadan fazla ödeme yapıyor. Yani ben kademeye göre ödeme yapıyorum. Ben niye emekli olamıyorum? Şu anda emekli olamıyorum. İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Yurt dışına çıkmaya karar verdiğim gün bir hesaplama yaptım. Burada alacağım maaş 7000, 8000, hadi 10.000 olsun. Orada bir askeri ücretlerinin kazancına denk geliyor. Yani bir günlük, iki günlük kazancına denk geliyor. Benim buradan alacağım emekli maaşı oradaki bir
yani böyle 8 saat çalışan bir adamın maaşı ya. Ya ben boşuna çalışmışım bu ülkeye, boşuna insanlara şey dil dökmüşüm. Ben kendi çevremde bilirler, ben gerçekten aykırı düşünceler olan bir adam. Herkese de bir şeyler anlatıyorum, bir şeyler söylüyorum. Ama din konusuna bir değinip tekrar kapatacağım, konuya gideceğim. Çünkü hiç kimsenin şimşeğini üstüme çekmek istemiyorum. Hazreti Peygamber'in torunlarını öldüren nesil dini var ettiğini söylüyor. Şu anda herkes bu dini alkışlıyor. Kusura bakmayın ama şu anda yazılmış olan kitapta, sizlere anlatılan, camilerde anlatılan her şeyde çok basit bir şekilde söylüyorum. Hazreti Peygamber'in torunlarını öldürenler tarafından yapılmıştır. Yani ya sonra kitap bak başlıyor. Aynen hani Hazreti bakın ne Musa Aleyhisselam Tevrat'ı gördü, ne İsa İncil'i gördü, ne Hazreti Peygamber Kur'an'ı gördü. Hiç kimse hiçbir şey görmedi. Herkes uydurulmuş bir dinin peşinden gidiyor. Çok basit bir şey daha söyleyeyim. Cuma namazı, bu cuma namazında bir arkadaşım bana dedi ki cumaya gelecek misin? Gelmeyeceğim dedim. Sebebi ne dedi? Dedim ki kabul olmayacak. Niye geleyim? Nasıl dedi? Ya bakın Kur'an-ı Kerim'i açın. Ben 14 kere hatim ettim Kur'an-ı Kerim'i. Açın cuma namazıyla alakalı ayetlere bakın. Yani affedersin menzilde veya orada burada adres göstermek istemiyorum ama bu insanlar mı çok daha iyi biliyor? Kur'an mı daha iyi biliyor? Kur'an'ı açın bakın. Kur'an'da ne diyor? Cuma namazından önce hutbe olmaz. Cuma namazından sonra hutbe olur. O da işi olmayan gider dinler. Ama bunu Emeviler ne yaptılar? Cuma'nın önünü aldılar. Cuma'dan önce dinlemeyi zorunlu kıldılar. Dinlemeyen de günaha girer dediler. Yani. Ve sizin kafanızı bir saat, bir buçuk saat orada bir güzel işlediler. Ve bunu yüzyıllardır yapıyorlar. Yapıyorlar hala. Yani bakın cuma namazında şöyle bir kanun vardır. Bakın ayetleri var bunların, inceleyin. Diyor ki bir yerleşim alanında, bölgede, şehirde, köyde vesairede sadece bir yerde kılınan namaz geçerlidir diyor. Diğer yerlerde kılınanlar kabul olmaz diyor. Diyor ya Kur'an diyor bunu. Ve bunun da ne için diyor? Diyor ki birleşin. Birleşin diyor ya. Bir noktada birleşin. En azından cuma günleri birleşin. Ama ne yapıyoruz biz? Cuma'ya hutbeye gidiyor. Şimdi yapılan günaha da girmeyeyim ama ben kendi gözümle gördüğüm bir şey söyleyeyim. X bir ilin, X bir müftülüğünde millet camide fetva dinlerken kendileri kamet getirip cuma namazına başladılar. Çünkü Kur'an'daki ebare şudur. Diyor ki ilk kametin getirildiği mescitte cuma namazı geçerlidir diyor. Eğer birden çok mescit varsa ilk hangisinde kamet getirilirse, cuma kameti getirilirse oradaki namaz geçerlidir diyor. Adamlar sizi cuma namazına tıkıyorlar, birer saatte dinletiyorlar ama siz daha onu dinlerken kendileri müftülükte geçerli olan kılınacak namazı kılıyorlar zaten. Ya bir de şu var arkadaşlar. Ya siz boşu boşuna gidiyorsunuz yani. Bir de. Ama bunu yani yaşınız kaç bilmiyorum ama ya hiçbiriniz de sormuyorsunuz. İşin kötü tarafı bu. Ya hiçbiriniz de ya bunun doğrusu ne? Ben bunu niye yapıyorum demiyorsunuz. Ben ya Allah bilirle bitmiyor güzel abim. Bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. Benim girmediğim çıkmadığım tarikat kalmadı. Bakma kıyafetime. Dini inancı bütün bir adam olmaya çalışıyorum. Yanıları Allah mı bilir seni biliyorsun. Bir saniye güzel kardeşim. Barış Mahallesi'nde, Antalya Barış Mahallesi'nde yüksek yokuştan indiğin yerde sağ tarafta bir cami var. Caminin ismini hatırlamıyorum. Öğle namazına girdim. Öğle namazından çıktım. Caminin imamı emekli oluyormuş. Oradaki cemaate, eski cemaate, ben misafir olduğum için ben de muhatap değil. Ayakkabımı giyiyorum. Diğer cemaate diyor ki işte ben emekli oluyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ben sadece istina, ya bir şey dedim ki hocam Allah aşkına ben namaza yeni başladım dedim. Değil aslında. Namaza yeni başladım. Ya bu namazın gerekleri nedir? Niye kılıyoruz? Niye böyle yapıyoruz? Niye şöyle yapıyoruz? Ya dedi ben de bilmiyorum dedi. Başından sağdı. Ya arkadaş 1400 senedir abdesti neyin bozduğunu, orucu neyin bozduğunu öğrenemedik ya. Böyle bir şey olur mu ya? Değil mi? Bir de camilerde camilerde arkadaş giriyorsun başlıyor Arapça. Arapça başlıyor. Arapça bitiriyor. Ben Türkçeden başka dil bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum ne dediğini. Ama dışarı çıkıyorsun elinde bir bilmem ne parayı Türkçe istiyor. Parayı para istiyor. Yardım istiyor. Yardımı Türkçe istiyor. Ama okuduğum şeyler hepsi Arapça. Ya Türk çok arkadaş ya. Türk çoku da ben de bileyim. Parası istiyor çünkü TL milletin cebinde yok. Dolar olarak isteyecek hali yok ya. Ya neyse arkadaşım. Yani böyle ne? Yoksa kimse dine karşı değil. Kimse kimsenin inancına. Abi bitireceğim abi siz gideceksiniz galiba. Gidiyorsunuz yurt dışına öyle mi? Ya, inşallah Allah izin verirse bir aksilik olmazsa yani oraya gideceğim. Yani ben sildim kafamda. Hatta hanımıma bir vasiyetim var. Diyorum ki ölürsem de Türkiye'ye getirmeyin. Ya niye diyor? Bir dakika abi. Nemrut'a kalmadı bu dünya. Bak abicim. Unutma. Nemrut'a kalmadı bu dünya. Recep'e de kalmaz. Recep'in 7 sülalesine de kalmaz. Merak etme. Merak etme. Şimdi ben niye gelmeyeyim dedim. Hatta çok samimi bir arkadaşım da sordu bunu. Ya dedi en azından dedi kendi vatanında gömül dedi.
Ben de dedim ki Mark Antalya'dan örnek verdim. Ben eski Işıklar'da büyüdüm. Yani Işıklarlıyım ben. Sinan Mahallesi 1278 diye geçiyor. Eskiden Taşlık'tı. Mark Antalya'nın olduğu yerde eskiden mezarlıkmış. Şu anda o mezarlık bile yok. Yani Türkiye'de yaşıyorsan senin cenazen maksimum 55-60 yıl yerinde rahat durabilir. 55-60 yıl sonra senin cenazen de rahat durmaz. Anladın mı? Adamlar bir şeyler dikmeyi bulurlar yani. Araplar gelir bir şey diker. Geçen gün işte yurt dışına çıkacağım diye Türkiye'yi dolaştım. Uzungöl'e gittik. Uzungöl'de yemin ediyorum size, görenler bilenler bağlansınlar, bir şeyler yapsınlar. Uzungöl'de esnafların tamamı Arap. Ya ben derdimi anlatıp bir şey sipariş veremedim. Restorana gideceğim, yiyeceğim şeylerin hepsi Arap. Ya pilavlar, bu elle yedikleri pilavlardan var ya. Ya Uzungöl, Trabzon, Uzungöl'den bahsediyorum size. Trabzon yarısı Arap abi. Ha? Trabzon yarısı Arap, haklısın. Ya öyle diyorsun da kardeşim, burası Türkiye Cumhuriyeti. Ya ben ondan yakınıyorum, anlatabildim mi? Ben yabancı, yabancının bir şey olmasından... Işıklar'da bir tane kuaföre gidiyor arkadaşımız. Sahibi Rus, çalışanı Arap, temizlikçisi de Türk. Al sana Türkiye'nin hesabını vereyim ben. Biz ne yapak? Biz de artık yurt dışına gidiyoruz gençler olarak. Ne yapacağız? Madem ülkemizde bize çakıyorlar, biz de yurt dışında büyürüz. Burada parayı adam ederiz. Yapacak bir şey yok abi. Gelip de burada tamam bak abi, Tayyip Mayyip. Başta birisi var. Orası benim için önemli değil. Ben ilkokuldayken hatırlıyorum gayet iyi. 5 liraya ben çarşıya çıkıyordum. Karnımı tıka basa doyuruyordum. Az önce marketten 7 liraya ben su aldım. İşte. Abi simit de alıyorsun 9 liraya. Sen gençken kaç liraydı simit, şimdi kaç? Sonuç ne olması gerekiyor? Abi sonuç ne olması gerekiyor? Bak ben gelip de burada yapmamız gerekiyor, ben gelip, ki kurtulalım. Ben gelip de burada Cumhurbaşkanı değişsin diye bir şey de demiyorum abi. Bak, dert yanıyor, o dert yanıyor. Bak abi yanıyor. Deprem oldu. Hatay'da adamlar tırla 7 saatte 12-18 saatlik yolu adam 7 saatte gidiyor. Tırı kesiyor. Suriyeliler tırın içindeki yardımı alıyor. Al sana Türkiye. Türkiye buysa yani okey. Lafta kardeşleşme, yardımlaşma. Gel bakayım şuradan aşağı binelim bir tane dükkana indeki abi benim karnım aç. Elin yabancısına çıkartırlar yalakalığı yaparlar 5 lira bahşiş için. Kendi burada çolu çocuğu sokakta geçsin çıkartıp da 1 lira para veren olmaz. Ben de böyle diyorum abi, okuyorum. Mezun olmam gerekiyor. Üniversiteye gitmem gerekiyor. Milli eğitim bile yani. Yine bu da Türkiye'nin altında bir şey. Adamlar beni üniversiteye gitmem gerekirken iki sınıf birden düşürmüş. Benim burada mezun olup üniversitemi okuyor olmam lazım şu anda, bak. Adalete bak. Abi ben tıp düşünüyorum. Ben beyin cerrahisi olacağım. Yani. Yapacak bir şey yok. Bir dakika. Üniversite okuyorsun. Ne üretiyorsun? Üniversitelerin ne üretiyor? Okuyorlar ne oldu ki? Evet. Ben şimdi önemli onu da söyleyeyim abi sana. Önemli olan o. Ben 53 senedir yurt dışındayım. Evet. Anladın mı? Üniversiteler üretiyor. Ben insanlar üzerine ilaç fabrikasında çalıştım. Beyaz iplik giriyor, böbrek olarak çıkıyor. Sen hala daha namazı şurada kıldım, şurada kıldım, bundan uğraşıyorsun. İnsanlar burayı açmış. Bak, Arap ülkelerinden göçüp gemilerle. Arkadaş biraz önce cenazede ne? Ya Filistinli körük dozerler kuruyor. Nereye? Kim okuyor, kim yazıyor ya? Şu hale bak. Biz hala daha bundan uğraşıyoruz ya. Bizim kaybımız yıllar önceden, şimdi değil. Bizim kaybımız 1950'lerden başladı. Anladın mı? Siyasi İslam bu memleketin içerisine girdi. Anladın mı? Parayı buraya yatırım yaptılar. Dini buraya yatırım yaptılar. Biz her sene geriye gittik. Dünyada 56 tane Müslümanlığı kabul etmiş ülke var. Hangi, nerede Müslüman iyiyse oraya gidelim. Oraya gidelim, biz orada oturalım. İşte bunu düşün. Şuraya şapkayı koy, düşün. Ben karalamıyorum. Kötü demiyorum. Ama düşün diyorum. Düşün. Beynini düşündür. Teşekkür ediyorum dinlediğimiz için. Sağ olun abi. Şimdi sana uzatacağım abi. Şimdi bir örnek vereceğim. Yani bilmek üzere Rusya savaşa girdi. İsrail de şu anda savaşıyor. Kimlerle savaşıyor? Müslümanlarla savaşıyor. O kadar haberleri dinliyorum. O kadar şeyleri dinliyorum. Televizyon kanallarında spikerleri dinliyorum. Adeta savaşa gülenleri de görüyorum yani. Biz içimizde bozulmuşuz bir kere. Birlik olamıyoruz. Birlik nereden gelir? Aile tabanından gelir. Bugün hangi çocuğumuzu, oğlum okula harçlığın gitmeye, gel. Eski atalarımız bizim çalışkanlardı. Çocukları okuldan geldiği zaman evinin altında 20 tane koyunu, 10 tane ineği, 5 tane bilmem nesi, onları çalışkan olarak ürettiler. Şimdi bizim arazilerimizin tamamı boş. Herkesin elinde, affedersin, hayvanı hepimiz severiz ama şu sokağı gördüğünüz zaman hepsinin elinde bir tane fini, ver ona bir tane kuzu, bahçesinde bakamıyor mu? Bakabilir. Çünkü biz Türkiye'nin rejimi turizme yöneldiği için insanlar rahat
alıştırdılar. Çalışmayı yozlaştırdılar. Çalışma yozlaşınacak ne oldu? Hepsi örnek alıyor çocuğum. Falancı böyle yapıyor, ben de böyle yapayım. Ahmet böyle yapıyor, Mehmet de böyle yapayım. 22 senedir bu ülkeyi Recep yönetiyor. 22 senedir sizden bizden ayrışımı yaptırıyor. Onu özellikle yaptırıyor. Benim türbanlı bacım, benim türbansız bilmem neyim. Anlatabildim mi? Yani insanların saygısızlaşması da, taraf olmaması da, birbirimize sohbet yapamamız falan filan da işte üstten. Balık baştan kokuyor, koktu. 22 senedir kokutuyor. Satmadığı fabrika kalmadı. 13 senede Atatürk ve grubunun 13-14 senede yaptığı fabrikaların hepsini 20 senede sattı yedi. Şimdi satacak bir şey de kalmadı. Bir tane fabrika kurdu mu? Bir tane fabrika. Gençlerimizi çalıştıracak bir tane fabrika kurdu mu? Şimdi bizim yapmamız gereken, geçen Hasan Bey'in röportajında söyledim. Biz az önce abimiz söyledi, 1950'lerden beri siyasi görüşler arkalarında şakşakçılar ile bir yere geldiler. Tamam mı? Bu ülkede şakşakçı olduğu müddetçe bizler sıkıntı çekeceğiz. Yapmamız tek gereken şey, hepimizin uyanması gerekiyor. Şu anda bizim elimize, gözlerimiz açık uyutuluyoruz. Elimize incil iniyor. Bunun farkına varacaksınız. Uyandığınızda başka bir bayrağı göreceksiniz. Yolumuz yakınken birlik olmanız lazım. Başka türlü yolumuz yok. Umarım o birlik beraberliği sağlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir şey alalım şimdi abi sizinle görüşlerinizi. Türkiye'nin bizi kimler idare ediyor onları söyleyeceğim. Kimsenin soy ağacını, kimsenin dinini, kimsenin ırkını karıştırmıyorum ben. Fakat Türkiye'ye gelip yaşayıp da memleketi bu hale getirenleri soy ağaçlarını araştırsınlar. Soy ağaçlarını araştırsınlar. Bizi kimler idare ediyor? Mesela işte ben de aç internetini. Bildiğini söyle. Bildiğini. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli. Gidin soy ağaçlarını araştırın. Biri devletçiliğin başına gelmiş oturmuş. Ermeni kökenli diyor. Ondan sonra biri dinin üzerine gelmiş oturmuş. O da Gürcü Yahudisi. Tamam gidin bunları araştırın. Önce bizim kimi idare ediyor bizleri onu araştırın. Beyefendi çalışın hamballık yapın dedi. Biraz önce geçti gitti. Duydum. Evet, ben de herkese diyorum ki boş durmayın, hamballık yapın. Ancak bu devlete hamballık yapar yaranı. Ne olacak bu halimiz ablam? Evet, sorularınız ne? Yapılan açıklamalar var. Mesela bugün de bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama esnaflarımız da... Abi bir saniye. Ablaya bir soru soracağım. Emeklilerimizi de, işçilerimiz de enflasyonu ezdirmedik dediler. Açıklamalar bu yönde. Ezilmemiş. Neleri kalmış ablam? Onu söyle bana. Neleri kalmış? İşte bilmiyorum. Biz de bunu merak ediyoruz. Emekli öldü. Ülke ülkelikten çıkmadı. Her şey bitti yani. Nasıl? Asgari ücret de öyle ablacığım. Asgari ücreti, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zam yapmaya hiç gerek yok. Gitin marketleri görsünler, pazarları görsünler. Bu millet ne olacak böyle? Nereye kadar? Biz seçiyoruz bu yönetenleri, eğer sorumluysa bu durumdan oyları biz veriyoruz. Bunun yanında biz de yaşanıyoruz işte. Demek ki insanlar genel olarak memnun mu halinden? Yani nasıl seçiyoruz? Vallahi ben bilmiyorum. Memnun olan var mı? Bir sorun bakalım bir. Ben görmüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tuzu kurun olan memnun hayatından. Evet. Ya iki tane evi var, üç tane evi var. Biraz önceki dediği gibi ülke ilerliyormuş ya. Türkiye ilerliyormuş ya. Yurt dışında yaşıyordur muhtemelen. Türkiye, Almanya bizi kıskanıyormuş ya sözde. Neyimizi kıskanıyorsa. Ben anlamıyorum ablacığım ya. Biraz önce beyefendi diyor ki 70 yaşındaki diyor inşaatta çalışıyor diyor. Gençler de oturuyor diyor. Ne yapsın gençler oturmasın da? Ne yapsın ablacığım? Yanlış anlamayın. Gençlerin hayalini çaldılar. Genç bir öğretmen ölmedi mi inşaatta? Biz bu hale geldik. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Lütfen rica ediyorum, yanlış anlamayın. Benim ailem de kapalı sizin gibi. Ben genelde kapalı ablalarla falan konuşuyorum. Daha çok böyle dini ve milli duyguları ön plana getirerek konuşuyorlar. İşte bizim dinimizi savunuyor mevcut iktidar diyorlar. Ablacığım dinine ne alakası var bunun? Adam istediği gibi yönetiyor, böyle bir şey yok. Yok. Biz ne hale geldik ya? Emekliyim ben, 7,5 milyar maaş alıyorum. Düşünün artık Cumhurbaşkanı benim aldığımın kaç katını alıyor? Senin gençliğindeydi kazan. Cumhurbaşkanı benim aldığımın kaç katını alıyor? Ben 7,5 milyarla 65 yaşındayım. Bak bu şekilde simit mi alacağım? Poğaça mı alacağım? Ne alacağım? Gidip bir yerde yemek yiyemiyorum. Evet. Cumhurbaşkanı kaç katını alıyor benim aldığımın? 8 milyar, 8,5 milyar ev kirası. Düşünün. 7,5 milyarla ne yaparsınız? Onu düşünün. Cumhurbaşkanı kendine nasıl zam yapıyor da milleti hep, yani affeder.
edersiniz. Mal gibi peşinden gidiyoruz adamın. O Cumhurbaşkanı çıksın saraydan da şu halkın yaşadığını bir gün yaşasın. Bak bir gün yaşasın. Bu durumları. Bir gün yaşasın ya. O saraydan bir çıksın. Bu halkın yaşadığını bir gün yaşasın. Bir hafta değil, bir gün. Bir gün. Bir gün yaşasın bakalım yaşayabiliyor mu? Bürokratlar var. Bilmiyor mudur abla yaşanan olayları, sıkıntılarını, haberleri? Biliyorlar ablacığım. Her şeyi biliyorlar. Bazıları susmak zorunda kalıyor. Bazıları da susturuluyor. Artık bu ülkede konuşmak bile yasak biliyor musun? Öyle bir hale geldik biz. Rahat konuşabiliyor musunuz? Konuşurum tabii. Niye konuşmayacağım ki? Benim yüzümü öpert hocam. Korkmuyorum ablacığım. Ne yapabilirim yani? Herkes konuşurum. Ben konuşmayacağım. O konuşmayacak da kim konuşacak ondan peki? Bu hale geldik. Susalım işte mı? Hepimiz ondan mi susalım? Bu hale geldik işte. Susalım mı? Ağzını açın, hapiste. Suriyelilerin ne işi var ablacığım bizim memleketimizde? Bak, bir de diyor ki, yok Bahçeli ev yapacakmış Suriyelilere. Ya bir ton insan burada var ya, evsiz insan var. Kirada ölenler var. Kirasını ödeyemeyip de kendini intihar eden insanlar var. Yazık değil mi bu insanlara? Onları vebalin nerede verecek peki bu insan? Teşekkür ederim. Rica ederim ablacığım, kolay gelsin. Ben sadece bir şey söyleyeceğim, hani Starbucks'a falan hani şey asıyorlar ya işte Filistin'in kanı var filan. Tamam hadi Filistin'de katliam var, Doğu Türkistan'ı niye söylemiyorlar? Doğu Türkistan'da da hem Türkler hani Müslüman Müslümanız Müslümanız diyorlar ya. Doğu Türkistan hem Müslüman hem de bizim gibi Türk. Filistin elin Arabı, ben Arabı niye savunayım? Bak Suriyelilere ırkçılık yapıyorlar, Filistin de Arap. Ben Suriyelilere ırkçılık yapıyorsam niye Filistin'i savunayım ki? Benim askerim orada Suriyeliler için ölüyor. Diyorlar Mehmetçik Filistin'e. Benim askerim niye elin Arap için savaşsın ki? Cihatçılar nerede? Cihatçılar. Benim Atatürk, bak ben Atatürkçüyüm. Layık ve özgür bir ülkede yaşamak istiyorum. Bunların boş boş bizi kadınlar, bak bir de şey neymiş, kadınlar kapanmak zorunda. Bu hakkı bana Atatürk verdi. Atatürk'e diyorlar dini kaldırmaya çalıştı. Atatürk'ün yanındaki kadın kapalı fotoğrafları var. Atatürk dini kaldırmaya çalıştıysa niye TBMM'nin açılışında dua okudu? Niye bunlar görmüyorlar? Ancak koyun kafalılar işte. Bu kadar. 29 Ekim'de de meşale dağıtılırken millet birbirinin üstüne çöktü. Tam böyle izdiham yaşandı. Sadece helikopterler onu çekti. Diğer olan kısmı, güzel olan kısmı çekmediler. Çünkü Atatürk'ü düşürmek istiyorlar ama biz olduğumuz sürece düşüremeyecekler. Bizim gençliğimizde kazanılıyordu para. İşte şey diyor hiçbir abi, şey olmayan kazanılıyordu. Bundan 40 yıl önce kazanıyordu. Bak işte. Benim 70, yaşım 71. Hala çalışıyorum, işten geliyorum. Evet, 71 yaşındayım, hala çalışıyorum. Çalışmak zorundayım. Torunlarım var. Benim markete götürdüğü zaman 300-500 lirayla çıkamıyorum. Ben 7,5 lira bana para veriyor. Sigorta primi, Bağkur primi. Ben Bağkur emeklisiyim. Ben 550 lira yatırırken Bağkur tarım sigortası 40 lira yatırıyordu. O da 7500 lira alıyor. Ben de 7500 lira alıyorum. Benim bugün maaşım 35 bin lira olması lazım. 35 bin lira olursa anca yeter. Nerede o para alan var mı? İnsan gibi değil, normal yaşarsın. Sana 35 bin lira maaş verirse ekmek olur 65-70 lira. Bugün bir lokantaya gittim ben. Bir çorba, bir pilav yedim. 185 lira. 185. Nereden vereceğiz parayı? Ülke gitti. Bizlerden zaman geçti. Bu gelecek yavruların geleceği çok karanlık. Nasıl geçinecek? Nasıl evlenecek? Nasıl ev bark kuracak? Çocuk nasıl yetiştirecek? Mümkün değil. Ben mikrofonu uzatıp insanlarla konuştuğum zaman birçok insan genel olarak ekonominin pek iyi olmadığını kabul ediyor abi, ama ekonomi neden bu durumda? Bunu konuşmaya başladığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. Şimdi dış abi, güçler yapıyor diyorlar. Esnaf yapıyor diyorlar. Ben şöyle kısaca bir özetleyeyim. Ben esnafım. Evet. Esnaflık yaptım. 12 yaşında çalışmaya başladım. Bu zamana kadar da çalışıyorum. Şurası esnaf dükkanı. Bu gelen esnaf dükkanı gelen parayı aldığı malzemeye ödemez de başka tarafa aktarırsa bu dükkan ne olur? İflah olur mu? Çalışanın parasını da ödeyemez. Düşük para verir. Dert yanıkır. İşte alamadım, geliyordu, gidiyordu. Naralar uydurur, yalan uydurur. Çünkü gelen parayı, sen satıştan gelen parayı Ali'ye verdin, Veli'ye verdin. Bitti. Aslında bizim ülkemize iyi idareciler gelse 10 yıl içinde biz Almanya'yı da geçeriz, Hollanda'yı da geçeriz. Hollanda Konya kadar bir şehir. Dünyaya hükmediyor İsrail. Coğrafyada nokta kadar. Bizim marketlerde satın alınan ürünlerin %97'si İsrail ürünü. Niye biz üretemiyoruz? Önderlik yok.
Önderlik. Okulda öğretilirdi abi. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden beriydi. Öğretiliyordu. Ben ilkokul mezunuyum. Üniversite mezunu olan arkadaşımız varsa benden soru yarışına girebilir. Bize ilkokulda 5 sınıfı bir öğretmen okutuyordu. 5 sınıfı bir öğretmen okutuyordu ama okutuyordu. Yani bütün okutuyordu. Tarihini, coğrafyasını, yurttaşlık bilgisini. Şimdi üniversiteye giden çocuklar tarihimizi bilmiyor. Bilmiyor. Öğretilmiyor çünkü. Onun da suçu yok. Yani ülkenin gideceği inşallah yanılırız. Karanlık. Ülkenin gideceği yer belli. Yönetenler dediniz abi. Yönetenleri biz seçiyoruz. İşte yeni bir seçim yaptık. İnsanların %50'sinden fazlası oy verdi. %50'sinden oy fazla vermedi kimse. 7,5 milyon ne olduğu belli olmayan bir oy sandığa pompalandı. İrade değişti. Ben inanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Abi halkın %50'si eskiden de bu kafadaydı. Elinde sonunda gidecekler. Bence son kozlarını oynasınlar. Ülkenin gideceği yeri söyleyeyim mi sana? Ülkenin gideceği yer Filistin. Filistin'i kurtaracağız ya. Düşünürsen doğru söylüyor. Gazze'yi kurtaracağız ya. Ben 74 Kıbrıs gazisiyim. Allah mekanı cennet olsun Gaddafi'nin. O zaman bizi tanımadı şey. Filistin. Filistin'i hala tanımıyor bizi. Filistin. Ben elin arabını niye yapacağım? Ha, soruyorum sana. Benim kafama uçak sefer kurşun dağın edince o Gaddafi'den Allah nasıl söyleyeyim sana? Mekan cennet olsun. Filistin'de Allah bin türlü belasını versin. O bizi zamanda şey yapmadı. Onu yapmayacağız. Sen söyle. Filistin'i kurtarmayacağız. Biri bağır ya. Sana 24 saat bilmem ne. O zaman gitti. Ülkücülerim neyle götürür savaşsın orada. Recep'e bir bakıyorsun aslan kesiliyor. Ondan sonra bir bakıyorsun kediye dönüyor. İsrail'e birine 1 minute diyor. Mısır'ın Sisi'ye bilmem ne diyor. İşte Esad'a Esed diyor falan. Ondan sonra da bir bakıyorsun el altından onlarla işte barışmaya, iyi geçinmeye bilmem ne çalışıyor. Ya dimdik adam ol ya da eğriysen eğri büğrü ol işte öyle. Ekonomiyi vatandaş nasıl değerlendiriyor? Var mı ki? Yok mu amca? Ben de bir şey göremiyorum güzelim. Neden öyle dediniz amcacığım? Öyle değil mi ki? Hangi vatandaş geçiniyor doğrudur? Alt tabaka olarak. Haklısınız. Hangisi geçiniyor? Yani? Çalışmadan geçinemiyor zaten. Çalışsa da zor bu arada. Ben 82 yaşındayım. Maşallah. Bunları alıp satıyorum işte. Ticaret yapıyorsunuz. Ya bir şeyler yapıyoruz işte. Satabiliyor musunuz? Yani... İşte olduğu kadar. Yani ölmeyecek kadar. Bir emekliliğiniz de var. Var. Ama yetmiyor galiba. Ne kadar alıyorsunuz amca emekli maaşı? 7,5 ya. Zaten ev kirası zaten. Ev kirası. Elektrik parası, su parası gitti maaşın yarısı zaten. Daha önceki dönemlere baktığımızda bu kadar değildi. Neden ekonomi bu kadar bozuldu amca? Ya şimdi güzel ya nedeni var mı? Adamların yediğinden bize sıra kalmıyor. Adamlar hamur dönem götürüyor bize de şöyle ufak veriyorlar. Ama amca biz seçiyoruz yönetenleri. Yani yeni bir seçim yaptık ya biz. Oy verdik. Hayır, kim kazandı? Erdoğan kazandı. Hayır. Bu kazandı. Erdoğan kazanmadı canım. Erdoğan zorla aldı. Kete kulla. Kürt Mehmet Töbe hesabı var ya. Evet. Aynen öyle. Şimdi amca yanlış anlama. Biz sokaktayız. İnsanlarla sürekli konuşuyoruz. Ya. Haline memnun olan insanlar da görüyoruz. Yani. Ya o şimdi ya kendini bilmiyor. Evet. Veyahut da bu Türkiye'de yaşamıyor. Evet. Ya bu toprak bizim. Tabii. Duyuyoruz. Her gün bir yer satılmış. Hep yabancılar alıyor. Şimdi bir yere gittim. Toptancıya. Hı hı. Bunları dikenler hep Afganlı şu bu. İşçiler. Ya yapanlar onlar yanlar. Şey diyorlar, Türkler iş beğenmiyor diyorlar. Ya artık onu bilmem de yani bu toptancıya gitme. Toptancı arkadaş anlattı dedi. Bunlar şimdi dedi Afganlılar dedi, şunlar bunlar dikiyor dedi. Bu ara geldi yani. Suriyeliler, Mubeliler dikiyor dedi. Gerçekten. Ben Ankara'da kalıyordum. Suriyelilerin dükkanı vardı. Onlar o yandan ucuz geliyor şunlar. Alıyorlar kumaşı. 150 yarım şeyler satıyorlar. O belki 10 liraya mal oluyor, 20'ye mal oluyor. Ben esnafım, yılların esnafıyım ben. Peki amca ne olacak memleketin hali? Çocuklarınız, torunlarınız vardır. Onların geleceği ne olacak? Bilmiyorum, ben 80 milyonumu kaybettim. 6 çocuğum var. Evet. Ben evlenmedim, 6 tane çocuk büyüttüm. Uzun iki, en büyük oğlumu kaybettim. Bir etten zehirlendi, bir nasıl oldu, anneye kadar. Ortancılar şu anda
çattan düştü. Evde rahatsız. İşte Ankara'da burada kimse yok. Ben burada yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşıyorsun. Evet. Peki buradan yetkililere bir şey söylemek ister misiniz? Hükümet yetkililerine. Bunu söylesem ne anlayacak? Kim ne anlayacak ki? Dinlemez. Kim ne anlayacak? Ben ne söyleyeyim ki? Ben ne söylesem zaten geçersiniz. Ne söylüyor? Hiçbir hükmü yok benim söylediklerimin diyor. Ya ne hükmü? Ne olur mu? Kim olur benim? Külem boş para. Vatandaşsınız abi. Abi vatandaş olarak ama boşa konuşuruz yani. Hiç umudunuz kalmadı yani. Yok ya. Ama bu gidi inşallah giderse bilmiyoruz. Yani. Eyvallah. Valla abi ekonomi güzel. Niye güzel? Valla biz dünyaya meydan okuyoruz. Abi ben şey olsa ne olur ne olmasa. Nasıl dünyaya meydan okuyoruz derken? Baya meydan okuyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Mesela ben sana örnek vereyim. Devlet Bahçeli ne dedi? Çıktı. 24 saatiniz var dedi. Ondan sonra Amerikan üsleri anında nasıl vuruldu? Neydi o adamın adı bilmiyorum, unuttum. Toplantıyı yarıda böldü, kaçtı gitti. Tuvaleti geldi belki. Kimse bilmiyor ki işin arka planını. Yaşlı ya, tuvaleti geldi belki. İşin arka planını kimse bilmiyor canım yani. Nasıl dünyaya meydan okuyoruz? Gerçekten merak ediyorum. 24 saat verdik. Peki ne oldu? Şu an İsrail giriyor Gazze'ye karadan. Doğru. Giriyor. Neyse. Ben bu kadar. Şu an giriyoruz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ve Pepsi'sine yudumlaya yudumlaya gitti. Ekonomiden memnun muyuz? Evet. Evet. Parasol düzende insanlar şu anda mutlu. Mutlu diyorsunuz. Evet. Mutlu. İnsanlar şimdi... en zengin insan da ben fakirim diyebilir. Yani bütçesini çoğaltabilir. Zaten ben sizin bireysel olarak durumunu evet. Sormuyorum. Ülke ekonomisinden evet, memnunum. Ülke ekonomisinden ben sadece ülkeme şunu söylüyorum. Lütfen bizim öz dillerimizden bir konuşmamızı düzeltmemiz gerekiyor ilk başta. Şu anda anlaşılmıyor bir Türkiye vatandaşı olarak. Lütfen Türkiye yazısındaki ey Kürt tersliğinden dolayı bir yanlışlık yaşıyoruz. Bu yazının karşısındaki anlamsızlığı lütfen... Ya Osmanlıca ya da Arapça'ya lütfen insanları özveriyle davet ediyorum. Nasıl yani? Tam olarak anlamadım ben bunu. Türkiye yazısı mı değişsin? Türkiye yazısını, hayır Türkiye anlamadım. Türkiye yazısının tersten okunuşu ey Kürt. Ha evet. Ey Kürt. Buradaki anlatım, Türkiye anlatımı karşıdaki Kürt'ün düşüncesine geldiği için Türkiye'deki anlatım bozukluğundan dolayı insanlar böyle çaresiz gibi bir olanakla yaşamaya başlıyor. Bunu niye zaten... tersten okuyasınız ki durduk yere? Başka şeyleri de tersten okuyunca farklı anlamlar çıkabilir. Şimdi bak niye bunu söyledim? Yani şimdi buna sinirlenmek, kibirlenmek iyi bir şey değil. Lütfen detayını dinle. Evet. Şimdi biz Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın düşüncesiyle yeryüzüne tasvirlendik mi? Peygamberin kabulüyle. Peygamber Efendimiz sadece bizim değil. Cinler aleminin, periler aleminin, bütün alemin peygamberi oldu. Ve cennetin ilk kapısını ruhlar alemindeyken Adem'e nasıl açılması gerektiğini de gösterdi. Lamanın hatta üstüne bindirdi. İlk namazı kıldığı zaman da şeyi kırmıştı. Ben hepsine de şahit oldum. Ben asır seyahatlerde, yolculuklarda bulundum. Siz? O, evet. Çok büyük yüksek makamları gördüm. Hatta nasıl ay sandığının da nerede olduğunu biliyorum. Kimin? Ay sandığının da nerede olduğunu nasıl biliyorum. Nasıl başardınız ya, bunun astral seyahati? Astral seyahatin bir başka bir benim için nedeni var. Ayasofya'yı insanlar kolay sadece bir şey olarak bilmesin. Orada çok büyük bir ayak var. Ayak orada eminim. Yani bu kadar ben söyleyeyim size. Teşekkür ederim. Sağ olun.